Şimdiki iktidarın ne hayrı var? Bunu bana açıklayın. Ne hayrı var? Neyin hayrı var? Bolluk'ta yaşıyor. Abi 20 senedir ben mi yönetiyorum ülkeyi? Ya 15 Temmuz'u kim kurtar? 15 Temmuz'da o ya. Bir kere kelime sormaz. Sen burada yok. Devlet kurtarıyor. Kim kurtar? Kılıçdaroğlu mu kurtaracak? Ya abicim şu an ülke Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? Yönetse yönetemez de gelemiyor. Ben biliyorsun 20 seneden bahsediyorum. 20 seneden. Kim yönetiyor? Ben yeni geldim. Ben 5 aydır tatildim. Sen gelemiyorsan bana ne yapayım? Sen tembelsen, çalışmıyorsan, paran yoksa. Çünkü benim arkadaşlarım benden çok yetenekli, benden çok daha zeki arkadaşlarım var. Burada 6000 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Ben orada vasıfsız eleman olarak, garson olarak çalışıyorum. Ben alıyorum 15 bin, 20 bin lira para okuduğum için yanı sıra. Geliyorum burada krallar gibi yaşıyorum. İstediğim kıyafet alıyorum. Arkadaşlarıma dedim ki, bak bir şey söyleyeceğim. Yok yok, ben size gurbetçilerin yalanlarını da bir söyleyeyim de. Hepsi yalancı. Hepsi siyah çalışıyorlar. Hepsinin cebinde altınları, bilmem neleri var. Burada arsaları var. 20 kat oldu diye birisinin üzüldüğünü görmedim. Peygamberler bile değişmiş. Bir tane adamı değiştiremiyoruz ya. Bir tane adam ne olacak ya? Sonumuz mu gelecek? Hitler öldü yani. Hitler geldi, Hitler öldü. Dünyanın en önemli ülkesi burası. Hiç kimse bunu reddedemez. Toprak bakımından, jeopolitik konum bakımından Orta Doğu'nun en önemli ülkesi burası. Ama ne yapıyoruz? Bir tane pil ürettik mi ya? Kaç senelerde ne olacak abi? Bir tane fen lisesinden okuyan öğrenci, mühendislik yok okuyan öğrencinin önünü açsalardı. Bu kadar imam hatip niye? Ne diye yani? Ezanı mı kestik be? Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi ben şu anda Erdoğan diyorum. Neden diyorum? Geleceğine ona bakıyoruz. Ona güveniyoruz. Şu anda ondan başkasına biz güvenemiyoruz ki. Çünkü zamanında bunların altyapıları belli. Birdenbire olmuyor ki. Neler yaşandı sana? Savaşı var, depremi var, yangını var, sel felaketi var. Yokken yok oldu her şey. Alt üst oldu. 3 senenin içinde. 2020'den 2023'e giriyoruz. 2,5 senenin içinde neler oldu? Buna hangi devlet başarabiliyordu? Hangisini mağdur etti? Ne oldu abi? Kastamonu'yu mu mağdur etti? Karadeniz mi mağdur etti? Ege'yi mi? Antalya yandı bitti kül oluyordu. Ne oldu? Bu devlet kurtardı. Öyle bir devlet, başka bir devlet olsaydı bunu devlet kurtaramazdı. Kurtardı bütçe. Başka bir normal bir bütçe olsaydı basit 6 ayda bir hükümet değişiyordu. O hükümetler bu başarıyı yapabilir miydi? Sen... O kasa olayını biliyor musun sen? Eskiden ne olaylar yaşandı? Bu gençler onu bilmiyor ki. 20 gençler sene. Gençler eskiyi ilgilendirmiyor ki. Gençler eskiye ha, bakmaz. Tamam bana bakmaz mı? 20 senedir madem bu devlet kötüydü, iyi devlet bir şey yapmadı. Niye bu milleti başarı getirdi? Abi, gençler şöyle der. Der ki kardeşim. Abi, şu anki insanlarımız 40 yaş üstü insanlar. Ya bundan iyisini bulanı getirip beraber yap. Bundan iyisi yok ki Türkiye geleceğinde. Bak abi. Yok şu an şöyle ben diyor. Ben biliyorum biliyorum. Benim oğlum da aynısını. Aynen diyor ki abi. Ben onu söyledim bak. Ben onu baştan söyledim. Bize bakacak diyor. Ben aynısını söyledim. Gençlerin hepsi diyor. Benim oğlum da öyle diyor. Devlet bana bakacak. Hayır hayır hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsi aynı. %90'ı aynı. Gidelim bir dakika sırasına. Ben 52 yaşındayım. Neler gördüm neler. Ben neler söyledim. Diyorum ki şimdi genci ne istiyor biliyor musun? Oturmadan, bilgisayar başına oturmadan maaş istiyor. Sigorta istiyor. Masada oturacağım, bir para kazanacağım. Bir de anlamayan, anlamayan. Öyle bir şey eskiden yok ya. Eskiden silah nasıl? Çalışacaksın. Siz daha çocuksunuz. Altı, 27 yaşında. 6 ay yetiştirildiler. Sen kaç yaşındasın? Verimli görerse onun maaşını üst geldi. Verimli görmezse üst gelmezdi. Kısım kısım, basamak basamak geliyordu. Şimdi adam masaya oturmadan 7 milyar, 8 milyar, 10 milyar maaş istiyor. Daha işi anlamadan, anlamadan, işi bilmeden. Abi aslında sizin bakışınız şöyle. Hepimizin oğlu geçerli. Abi aslında sizin görüşünüz şöyle. Biz eskiden bu işkenceleri gördük. Şu anki çocuklar. Yok senin annen baban görmedi bu işkenceleri. Sen annen baban. He, hastanesi mi dört dörtlük? Bir dakika. Hastanesi, bir dakika abicim. Hastanesi mi dört dörtlük deriyor? Sağlığı mı dört dörtlük deriyor? Yolları mı? Ya adam tırın üstüne baca baca üstüne atıyor bilgisayarından yola gidiyor. Gidişi gelişi böyle. Şimdi bir randevu al bana. Şu anda sağlık durumu sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Tamam, bu hastalık olayından eskiden. Git hastaneye hastane otel gibi yatıyorsun. Tamam ne rehin kaldın mı hiç? Rehin kaldın mı hiç? Hastaneler ben kapıda yattın mı? Neyi alamıyor? Onunla format edeceğim. Sen hastanenin üstüne kapıda yattın mı hiç? Evet. Kapıda. Tahsilerin içinde adamı belden aşağı yok. Tahsillerde yattı. Haseki tahsiler. Hastanenin pislikle kokuyordu. Hastanel otel tamam gibi, yani o otel siz gibi yattınız diye bundan sonra da böyle kimse yatmıyor. Olmadığı için tamam bundan yatma, tamam bundan iyisi sen daha mı yapacak belli olsun. Altı benzemez bundan iyisini mi yapacak belli olsun. Daha nereden kötüsünü yapacak. Çünkü gence hayrı yok ki. Gence hayrı yok. Geçmişte gördük. 3 tane partinin sırasıyla yönettiğini. Şu anda altı gene benzemezim var ya altı benzemez. Geleceğe gence hayrı yok ki sebebe de hayrı olan. Çünkü 4 lafı bir araya getiremiyor. Sen onu geçeceksin. Göreceğiz. Keşke bundan iyisi gelse de bize onu yapsak keşke bundan iyisi gelse. Şimdiki iktidarın ne hayrı var? Bunu bana açıklayın. Hayır, ne hayrı var? Neyin hayrı? Bolluk'ta yaşıyor. Abi 20 senedir ben mi yönetiyorum ülkeyi? Ya 15 Temmuz'u kim kurtar? 15 Temmuz'da o ya. Bir kere kelime sormaz. Sen burada yoktu. Şu ekonomiye bak. Şu müebbet edemedim. Ben yoktum ben geleceğime bakacağım. 15 Temmuz'da ne yaşandı biliyor musun sen? Abi bırak 15 Temmuz'u. Seni bu devlet kurtardı. Öteki devlet kurtaramıyordu. Amerika'ya satıyordu sen. Ne halk kurtardı? Ben kurtardım sen. Devlet kurtardı. Devletin harfını arkasını yazdı. FETÖ'cüleri o konuma darbe yaptıracak konuma kim getirdi? Girersen iş uzar. Kim getirdi? 15
Temmuz'da yaşadık biz. 15 Temmuz'da yaşadık. O adamları başımıza ben mi saldım? Annem baban sardı. Sen annem babam nerede oynama saldı? Benim annem babam emekçi çalışıyor. Halkın oyuna geldi. Bedava'dan aşağı inmedi. Halkın oyuna geldi. 20 sene hükümet gördün mü? Bir dakika, ben lafımı kesme. Cevabı sırasına konuşacağım. Tamam, 20 senede hiçbir hükümet gördün mü? Bir yaşındaki çocuk. Görmedim. 20 adam sağlamdaki koltuğu görüyor. Demek ki iyiymiş ki yatırıyla. Nesi ya? Tamam, iyi bir tek iyi bir şey söyle bana. Ya, şu devletin sen, yaptığı tek bir şey söyler misin bana? Ya iyi olduğu için 20 sene yaşamış. Ben bir ayit gibi çalıştım. Bir telefon bile alamıyorum. Ya, telefonu bırak. Çok özür dilerim. Ya karıştırıyorsun bak. Ben ne demek istiyorum? Kötü olsa her seçimde yenilirdi. Demek tamam, iyi olduğu için. İyi bir şey söyle o zaman. Örnek ver. Ya sen saydın ya anca. Yolu mu kötü? Sağlığı mı kötü? Yol ne? 2022 yıl ne yaşıyoruz? Sen beyle giderdin. Arabalar birbirine vurardı. Şimdi havalanı gibi gidiyordun. Lojistik. Altı yol. Dünyanın altı üstü yol. Tabii o getirdi. Bütçe getirdi. Abi ne bütçesi lan? Kimin etti ya? Bütçemiz iyi mi diyorsun sen? Rusya'ya niye borcumuzu ertelemeye çalışıyoruz bütçemiz madem ise? Şu andaki oradaki krizi olayı görüyor musun, savaşı, hastalığı? Biz mi savaş yapıyoruz? Ha. Biz borcu, Allah'tan adamlar gelen savaş, bir hastalığı. Abicim adamlar savaşta, biz adamlara borcumuzu ödeyemiyoruz. Şimdi bu savaşta, adamlar savaşta, biz savaşta değiliz. Dina bu hastalık, savaş. Abi, depremler nereden geliyor? Allah tarafından geliyor. Devlet ne yapsın? Abi, devlet... Allah ne alakası var şu an? Biz siyaset konuşuyoruz. Allah diyorsun. Diyorsun bunu kim kurtarıyor? Eli hareketi. Bunu kim kurtarıyor? Devlet kurtarıyor. Kimi kurtarıyor? Kılıçdaroğlu mu kurtaracak? Hadi. Ya abicim şu an ülke Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? Yönetse yönetemez, dengelemiyor. Nereden biliyorsun? 20 abi, seneden bahsediyorum. 20 senedir kim yönetiyor ülkeyi? Ya genel başkanı bile kasetle gelen adamla ben başka bir şey konuş, Kılıçdaroğlu konuşma. Bak Kılıçdaroğlu dediğin adamı savunma be. O yani adam geldiği zaman kart cebinden boş çekecek, harçlığını çay paran da olacak. Çay paran da olacak. 20 senedir savunduğuna göre onu savunacaksın tabii. Erdoğan'ı mı savunayım? Bundan başka kurtaracak dünyayı. Dünyanın lideri ya, bırak Türkiye'yi. Abi kim dünyanın dünya lideri ya? Amerika'yı yemiliyor, Almanya'yı yemiliyor. Ben Avrupa'ya gidiyorum. Ya sen ne desen bu saatten sonra boş. Niye almıyorlar beni ya? Uzay Almanya diyor ki böyle bir dünya başbakanımız, cumhurbaşkanımız olsa diyor. Seni bunu kim inandırmış ya? Sen hakikaten bir şey de dinlemiyorsun, işitmiyorsun, okumuyorsun. Sen kendi kafana göre bir şeyler okuyorsun. Dünya liderimiz biz. Dünya lideri, hiç İmriye'ni görmedim abi ya benim cumhurum. Abi kaç defa tatile gittin? Pardon. Ben yeni geldim. Ben 5 aydır tatildim. Sen gelemiyorsan bana ne yapayım? Sen tembelsen, çalışmıyorsan, paran yoksa gelemiyorsan. Abicim sen Almanya'ya ne zaman gittin? Almanlar her yaz buraya geliyor. Sen ne zaman gittin Almanya'ya? Adamlar hiçbir şey yapmadan elini kolunu sallayarak geliyorlar. Ya Almanya'da hepsi burada mı? Abi isteyen geliyor bak. Benim Almanya'da kuzenim var. Adam asgari ücretle çalışıyor. Her yaz buraya gelip krallar gibi gülüyorsun sen. Ya herkes mi gelecek? Sefil hayatı yaşıyorsun sen abicim. Pardon. Dayıcım arkadaşa dedin ki ben 5 ayda tatildeyim. Neredesin tatilde? Bu arkadaş çalışmıyor. Benim ülkemde tatildeyim. Amerika'da değilim. Doğrudur. Bak ben... Abi senin gibi ben hayatımı yaşıyorum. Senin gibi zihniyetler için ben hayatımı yaşıyorum. Bak şu anda yanlış konuşuyorsun. Kelimeye dikkat et. Yanlış konuşuyorsun. Sen daha gençsin, çocuksun. Ben yaşadığım için sen yaşamadın. Abi yaşamamışsın işte, anlamıyorsun. Bırak ben yaşayayım bari. Sen yaşamadın, ben yaşayayım. Bir dakika. Ya yaşamadın, denemedin ki. Neyi denedin? Neyi denemedim abi? Deneyemiyorum senin gibiler yüzünden işte. Ben sana denediğimi söyleyeyim mi? Dayıcım ben sana denediğimi söyleyeyim mi? Ben 28 yaşındayım, tamam mı? Ben 14 yaşımda geçimsizlik yüzünden okulu bıraktım. Ablamla kız kardeşimi okuttum. Benim şu an aylık gelirim 20 bin lira. Benim aylık gelirim 20 bin lira. Ben istediğim tatilde yapıyorum. İstediğim her şeyde yapıyorum. Ama nasıl biliyor musun? Farklı yollarla yapıyorum. Bu arkadaş okuyor. Tamam, güzel. Üniversiteyi iki kere de bitirse şu an benim kazandığım parayı kazanamaz. Okulu bitiriyor. Bu devlette kazanamaz. Ben niye biliyor musun? Çalışıyorum abi. Üniversite yapılır. Üniversite yapılır. Bu hükümet diyorsunuz ya. Bak ben hükümet demiyorum. Üniversite yapılır. Ama adam okuduktan sonra iş bulamıyorsa niye okuyor? Nerede belli bulamayacak? Daha ne olmuş bu? Kaç okuyorsun sen? Benim yanımda. Daha yaşı kaç? Üniversiteli adam, bak mimarlık okumuş adam benim yanımda bulaşıkçılık yapıyor. Ben aşçıyım. Bak herkes okuyacak diye atanacak diye bir şey yok. Çünkü bölüm bölüm zaman olacak ki orayı yer öğretmen olarak. Adam, mimar adam benim yanımda bulaşıkçılık yapıyor. Gençler bunu demiyor. Aslında gençler diyor ki madem ki ülkemizde sürekli her hafta her ay zam geliyor, o zaman maaşlara da her hafta zam yapsın. Aynen ya. Öyle. Niye yapmadı bu şu 6 ay için? Ne yaptı ya? Bu kaçıncı zam ya? Niye kurtarlar kaçıncı zam yaptı? Yapmadı mı? Dayıcım asgari ücret 5,5 milyar, ekmek 5 lira. Tamam. Bir saate kadar kitabı defter. Senin paran var, sen alabiliyorsun. Ya senin benim param diye bir şey yok. Ya örnek hayır, veriyorum daha, ben sana. Örnek, ben de örnek veriyorum. Bu tamam. Daha okulu bitirmemiş. Ya kardeşim cebinizde kaç paranız var? Allah aşkına sana. Kaç paranız var? Abi bak 12. sınıfta ya, tamam mı? Ya zengin olacak diye bir kayda var mı? Ya bu çocuklar öğrenci. Herkes zengin olsa bu millet işçi bulamaz. Öğrenci. Şöyle söyleyeyim de, 12. sınıfın yarısında açığa aldım, işe başladım para kazanmak için, ailemin durumu kötü. Hala üniversiteyi kazanamadım. Şu an, hala bak, şu anda giydiğin tişört var ya en abi bunu ne biliyor musun? Yemin ediyorum sana. Giydim. Abi en giydim. Bak
param var ki bunu giyebiliyorsun. Abi kendim yani kazanıyorum parayı. Ha kazanıyorsun. Bak kazanmazsan bunu giyemezsin işte. Abi ben işte üniversiteye gitmem ya lazım. Vallahi yani. Ne, ne yapayım abi? Bunu giyemeyim. Maskeyi durmayı olmasa basit bir şey giyeyim. Şu anda giydi var ya en kaliteli bir şey. Senin zihniyetine baksan milletin bir şey giymezse çıplak gelsin. Abi bırakın ya. Bak kaliteli bir şey giyiyor. Abi bu memleket sizin gibi insanların yüzünde bu halde. 500 lira yani. Kardeşim böyle insanların yüzünden biz bu halde. 500 az para değil. Kaç dolar ediyor? Bereket versin diyor. Ben yeni yemek yedim 120 lira para verdim. Abi herkes kendi parasıyla şükür. Bak 500 az diyor. Bak. Şükür ediyor. 5 ayda tatil kazanıyorum. Abi ben kendim kazanıyorum. Ne güzel bak haçlığı çağırıyorsun bak. Ya bak bunun için günde 10 saat çalışıyorum bir de benden ders yapmamı istiyorlar. Şimdi 10 saat 10 saat 5500 lira alıyorum. Senin zamanı var da çalış. Ücretle çalış. Olmasa zaten çalışamazsın ki. Boşluğu değerlendiriyorsun. Ya yurt dışına baktığın zaman adamlar da işte part time çalışma imkanı sağlıyorlar. Adamlar güzel okuluna gidiyor. İsviçreli bir arkadaşım var. Adam bana bir fabrika gösterdi. Arkasında barbekü alanı var. Adamlar şimdi gidiyor öğle arasında barbekü yapıyor. Ben burada 45 dakika şeye çıkıyorum. Patron beni azarlıyor bilmem ne. Bir de mobbing gidiyor. Her şey güzel söyledi de ne istiyorsun bilmiyorum. Her şey dört dörtlük olsun. Bak, evet işte olsun abi. Hakkımız mı? Her şey aynı dengede olamaz. Hangi hükümet gelirse aynı dengede olamaz. Şimdi bir başka hükümet geldiği zaman bu dengeli mi olacak her şey? Dört dörtlük mü olacak? Sen şöyle benim yerime gene canım herkes yükümeyeceğimin de oyuncağımla. Ben o karşı değilim. İstediğin yere oyu verebilirsin. Orada sıkıntı yok ki. Abi şu an ambar okumayayım ki. Abi şu an tek başına gençlerle savaşmaya çalışıyorsun. Hayır ya öyle bir şey yok. Bak adamlar tembellikten bazı gençlerin tembellikten bahsediyor. Bak var. Var mı yok? Sen onu be. Bazı genç her gençlik dedin. Var abi. Gençliği de ne diyor? Bilgisayara oturayım hiçbir şeyden anlamadan ben 8-10 milyar basit olarak konuşuyorum. Bunu ben o Suriye ben de karşıyım. Nice oldu ben karşıyım. Suriye karşıyım. Ama işte neden? Onun da Müslümanlık duygusu var. Değil ki onun yeri var. Ne Müslümanlık abi biz de gidemiyor. O geliyor. Sen şu an iktidarı yönetenlerin Müslüman olduğunu mu zannediyorsun? Ne Müslümanlığı ya? İnsanlar şu an dinden, İslamiyetten soğudu. Neyin? Diyanet iktidarın etkisi altında. Kötü mü yönetiliyor? Ne demiyorsun? Dolar nasıl? Dolar 18.50 abi. Nasıl yönetiliyor? Ekonomi kötü. Markete gittin mi? Dolar aramız düşüyor. Dolar, söyleyeyim yani. Amerika dediğin ülkede %10. Millet dolarla alışveriş yapıyor. Ya yabancı yapıyor. Senin şu giydiğin şey bile dolar biliyor musun? Tabii yabancının parası geçiyor. Ben şu anda dolarla konuşmuyor ki. Bak tıraşı olduğun bıçağa kadar dolar abicim. Ne demek dolar? Biz işsizlikten, gençlikten bahsediyor. Dolar. Doları niye getirdin buraya sonra? Abi ama bak sana bir şey söyleyeyim. Abi adam ben mutsuzum diyor. Sen adamı zorla mutlu olmaya şey gösterdi. Böyle bir saat. Telefonum kırıldı abi bak. Röportaj yapmayın. Sen devam et. Herkes görüşünü söylesin. Senin gibi insanların yüzünden ülke bu. Ülke mi? Keşke benim gibi düşünecek olsa. O ne yanlış ya? Gençekler anlamıyor. Ya senin zamanın ayrı. Bu gençlerin zamanı ayrıdır. Ya gencin yaşı kaçta? Bunun yaşı kaçta? Yaşı kaçta fark etmiyor. Sen daha çocuk. Sen onun dört ömrünü bekledin ama sen eski zamanda dayanabiliyordun. Bu adam şimdi şey yok. Buyruk dedin değil mi? Adamın parası var, yağ yok. Şu anda yağ da var, para da var. Abi yağı alamıyoruz. Şöyle var, duruyoruz. Var. Alan yok. Hem de kuyruğa geçiyor almak için. Ya yok abi o ya, zaman yetişeyim vardı. Çünkü dedim. Stok da yani abi, şey yapıldı. Şey az dedim. Vardı. Bu tamam. Kadar 20-30 kişi var. Bu kadar insan mal bir tek sen mi zekilsin tamam. Ya? Ben zekil demiyorum. Ben açıklarım mı söylüyorum? Sen de söyle. Özgürlük var. Söyle. Abi söylüyoruz. Burada herkes her şey söylüyor. Geçte neye karşı? Şu hükümete karşı. Hükümete karşı. Hükümete karşı olayım ya. Ülke kim yönetiyor? Yok, bir şey denememişsin ki sen ona bir şey denemedin. Abi denemedim. Sen denememişsin. Ben deniyorum. Sen denemiyorsun. Ya geleceği göremedi uçu denemedim. Bak demin ne dedim? İki çift laf dedim. Bu kötüydü madem. 20 senedir bu halk bunu niye denemiş? Abi halkımız salak çünkü. İşte problem ha, orada zaten. Bak, şu anda kelime mi yanlış? Halka salak demek akaret ediyorsun. Herkes ediyorsun şu anda. O kelime okuyan bir insan bir konuşabiliyor mu? Kelime yanlış bak. Kelime halka eyle bir kelime. Benim dedem 80 yaşında. Adam kaç yılında gelmiş İstanbul'a dedi ki 400 lira cebinde para vardı İstanbul'a geldi. Kapıcı dairesinde çalışarak taksi almış kendine. İki tane de daire almış İstanbul'da. Parası varmış almış. Kapıcı dairesinde çalışarak. Sen de çalışmak suç mu ya? Şimdi kapıcı dairesinde çalışarak ben şuradan gitsem zaten 100 lira buharlaşıyor cebimde. Adam 80'den 70'den işe girmiş çalışmış. Yatırım yapmış. Abi ben bir suç mu yani? Aynı işe gitsem alabilir miyim şimdi o? Ya yatırım yapan bir şey almış diye suç mu? Taşı taşı sıra olmuş. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an İstanbul'u İstanbul'a Ekrem İmamoğlu kazandı ya. O nasıl abi?
Ya ben belediyene şu anda sığdırıyor ki, belediyene bir şey yok ki. Hizmet etmiyor. Belediye şu anda hizmet edemiyor. Neden edemiyor? Tabii ki hizmet edemiyor. Zaten hizmet etmek için belediye var. Evet. Ben siz de bunu belediye söylüyorsunuz. Belediye kötü dediniz diyemem ki. Belediye Erdoğan yaparsa kazanır, yapamazsa kazanamaz. Doğru mu yanlış mı? Erdoğan yol yaptı, köprü yaptı. Yapmadım şimdi Allah için. Şu an var mı bunu? Şu an Cumhuriyet. Ben Adana'dan buraya gelene kadar 1 milyar yol parası. Ya öteki almayacağım, öteki gelen almayacağım gözüm. Öteki gelen. Ülkede yok ki böyle bir şey abi. Adam yolu yapıyor da para almıyor ki. Yolu bizim cebimizden yapıyor, bir de yol parası alıyor. Herkes bir vergiden yapıyor. Her devlet veriyor. Öteki gelen yapmayacak. Yok da %300 vergi mi olur? Hangi ülkede var? Tamam, deneyin de o zaman görüşürüz. Şimdi ne diyeyim bu saatten sonra? Sen ne anlatıyorsun? Bak ben psikoloğum. Bak ben sana ülkenin gerçeklerini anlatayım. Bir dakika. Bir doktorum. Bak bir saniye. Hiçbir şey anlatamayız. Ben psikoloğum. Buyur, dinliyorum. Taksicilik yapıyorum. Bak bankaya hesap açtırmaya geldim. Bu kalabalığı gördüm. Yani kim ne anlatıyor? Herkes. Sedat Peker'in söylediklerinin %1'i yalan çıksın dedi adam. Adamı susturdular. Bak ben kendim söylüyorum ya. Ben bu aynı memlekettim. Savunmuyorum da. Ama ülkenin hali ortada. Şuradan geçen bir su aldım 5 lira ya. Bu ülkede ay yapacak kim var? Ya en iyisini biz de yapar. Bu ülke daha. Ha, tamam. Güzel. Ben benim de sülalem AK Parti'ye verdi. Babam bize zorla verdiriyordu. Evet, biz kendimiz. Şimdi bak bir dakika. Kimin cebine niye zoruna verdiresin? Beni bir 18 yaşına geçmişsin. Kimse zorla kimse yapmıyor. Benim imkanım olsa ya ben yurt dışına giderim. Ama gidemiyorum. Ne var bu yurt dışında? Ya Türk memleketini niye terk ediyorsun? Ne var? Orada ne var? Orada gelecek var. Burada ya gelecek yok var. Ya ben sana ne diyorum? Doktorum diyorum. Hepimiz geçsek burada içecek almaz. Oğlum. Burada bu gençlere İşte bak şu çocuklar çok okuyor tamam mı? Ben Danimarka'dan geliyorum ama İstanbul Bakırköy'de doğdum, büyüdüm. 3,5-4 sene önce yerleştim oraya. Yani buradaki gurbetçiler gibi değilim. Herkesin yani her şeyi ayırt edebilecek kadar matematiğini kurabiliyorum ve görebiliyorum. Danimarka'dan daha yeni geldim. Bu pazar günü pazartesi döneceğim. Geldiğimden beri 10 bin lira Türk parasıyla cebimden çıktı. Danimarka kronusu 2,5 kat değerli. Annem Danimarka'dan emekli benim. Bundan 10 sene öncesinde nasıl söyleyeyim? Danimarka kronu değersizdi. Yemin ediyorum saçlarım beyazladı. Ben bu ülkede doğup büyüdüğüm için, İstanbul Bakırköy'de doğup büyüdüğüm için farkı daha iyi görebildiğim için nasıl ezildiğimizi hani zannediyorsunuz ya şimdi Türk'üm diyebiliyoruz. Hiçbir şey diyemiyorsun. Buraya gelirken dövme yaptırmaya gelmiştim 5 ay önce. Kadının biri bana dedi ki orası bombacı, terörist ülke değil mi? Bu benim zoruma gitti. Ben bu ülkenin derdinden uyuyamıyorum geceleri. Çünkü benim arkadaşlarım benden çok yetenekli, benden çok daha zeki arkadaşlarım var. Burada 6 bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Ben ya orada doktor, vasıfsız eleman olarak, garson olarak çalışıyorum. Ben alıyorum 15 bin, 20 bin lira para. Hakikaten okuduğum için yanı sıra. Geliyorum burada krallar gibi yaşıyorum. İstediğim kıyafeti alıyorum. Arkadaşlarıma dedim ki, bak bir şey söyleyeceğim. Bakın, abi sana bir şey söyleyeceğim. Bak yemin ediyorum üzüntünden titriyorum şu anda. Bak yemin ederim ki o kadar insan var ki burada becerikli, yetenekli. Ya bu ülkede ben dışarıya çıktım 2 gündür yemin ederim derbeder oldum. Bak yemin ediyorum derbeden oldum. Derdim ne biliyor musun? Çünkü ben yapabiliyorum ama o yapamıyor. Benim zoruma gidiyor mu? Senin zoruna neden gitmiyor ya? Ya herkesin gibi. Bak ben 13. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bakın bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben mikrofonları sürekli izliyorum. İşte sarı mikrofonları hepsini bütün herkes konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Bizim ilk önce şakşakçılığı bırakmamız lazım. Beni alkışlamayın. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben burada böyle konuşuyorum ama eve gidip ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Ya da burada geliyor AK Partililer konuşuyor ama arkada yemediği halt yok. Ben size gurbetçilerin yalanlarını da bir söyleyeyim de. Hepsi yalancı. Hepsi siyah çalışıyorlar. Hepsinin cebinde altınları bilmem neleri var. Burada arsaları var. 20 kat oldu diye birisinin üzüldüğünü görmedim. Ben üzülürüm çünkü ben 3,5 sene önce gittim yerleşim. Çifte pasaportum. Gittim orada yaşıyorum. Ha, bak, o da mutluyum. Dünyanın en mutlu 4. Buraya da gelip yaşamak istemiyorum. Hangi tarihte gittin? Hangi tarihte gittin oraya? 1996. Ne yapacaksın sen? Zaman oldu. Kardeşim doğru söylüyor. Orada at yapı yapıyorsun. Tabii ki de. Madem bu kadar İslamcı bir ülkeyiz, ilk önce herkes kendi kitabını açsın bir okumayı öğrensin. Tamam mı? Hiç kimse sizden solcuların kitabını okumasını istemiyor. Madem bu kadar sağcısınız, İslamcısınız, yok efendim Türk milliyetçisisiniz ya, bilmem nesisiniz ya. O zaman gidin ilk önce herkes kendi kitabını bir doğru düzgün okusun. Kimseye hesap vermek zorunda kalmayın. Yani ay bak alkışçılık yapmayın lütfen. Hiç kimsenin bu kadar taraftarı olmayın. Madem bu kadar İslamcısınız, peygamberler bile değişmiş. Bir tane adamı değiştiremiyoruz ya. Bir tane adam ne olacak ya? Sonumuz mu gelecek? Hitler öldü yani. Hitler geldi, Hitler öldü. 2 milyon insanı katlettiler durduk yere. Her yerde savaş. Evet herkese her şeyin sorumlusu
doğrusu dış güçler var bizim bilemediğimiz, belki de bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla ben gece uyurken rahat uyumam lazım. Kimsenin hakkını yememem lazım. İlla Müslüman olmana gerek yok ki. Türkiye'nin düşmanı var mı yok mu? Nasıl? Türkiye'nin düşmanı var mı yok mu? Türkiye'nin düşmanı neden var abi, biliyor musun? Ülkelerin düşmanı. En büyük düşmanı baştakiler, onu söyleyeyim de yani. Dünyanın en önemli ülkesi burası. Hiç kimse bunu reddedemez. Toprak bakımından, jeopolitik konum bakımından Orta Doğu'nun en önemli ülkesi burası. Ama ne yapıyoruz? Bir tane pil ürettik mi ya? Kaç senelerde ne olacak abi? Bir tane fen lisesinden okuyan öğrenci, mühendislik okuyan öğrencinin önünü açsalardı. Bu kadar imam hatip niye? Ne diye yani? Ezanı mı kestik be? Ben ateistim, ben bu kadar karşı çıkmıyorum ya. Ben dini istirmazcıların bu kadar karşısında duruyorum ya. Ben üzülüyorum ya. Bir başörtülü ablanın, evet doğru düzgün. Yemin ederim şu kıyafeti giydim bilerekten. Sırf dedim ki 500 tane göz kesin bana bakacak. Hiç de utanmadım. Dimdik de yürüdüm. Kimse de umurumda değil. Çünkü ben hata yapmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Senin eğer nefsine sahip olamıyorsan bu senin suçundur. Anladın mı? Kötülük yapma. Başörtüsüne de yapılıyor. O başka bir olay. Tamam ama sen bunu AK Parti ile birleştiremezsin. Din AK Parti ile gelen bir şey değil ki. Bu insanlar yani madem Mustafa Kemal Atatürk içkiciydi, sarhoştu bilmem. Ben antimilitaristim. Ben eline silah alan herkese karşı. Başörtüsü de çalışacak diyor. Başörtüsü de çalışacak diyor. İşte o orada karşılık var. Bak ne güzel kelimeleri dinledim, ne güzel söyledim. Diyorsun ki ben bir özgürlüğü yaşıyorum. Başörtülü de çalışacak, öteki de çalışacak. Evet. O işte bu sistemden önce o yoktu. Ama şöyle bir şey. Bunu oturtturdu. Sen dinsizliği getiriyorsun. Oturdu. Diyorsun ki din yok diyor. Başörtülü de yasallaştırıyor. Açık kadınlar da özgür gezecek. Kapalı kadınlar da özgür gezecek. Hayır, bu ülkede özgürlüğü sağlamak için Cumhuriyet Halk Partisi AKP yıllardır, özür dilerim, AKP yıllar, tabii ki AKP yıllardır başörtüsünü kullandı ya, ama bakın kullan, bakın tamam, hayır kullandı ama bakın kullandı, başörtülü bacılarım, başörtülü bacılarım, ama yeri geldiği zaman da başörtülü bacılar Taksim'de jopladılar, biber gazı sıktılar. Bakın Kılıçdaroğlu yönetmedi ki, bakın Kılıçdaroğlu, bakın bir saniye söyleyeyim. HDP Türkiye'nin menfaatini ister mi? Ne alaka? İster mi? Ne alaka? İster mi? İster mi? Yok, istemez değil mi? O zaman niye CHP'nin başa gelmesini istiyor? Konu kapanmıştır. Ay işte bak, işte bakın bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir. Bir dakika. Bugün konumuz tabii ki zamanında yapılmış. Evet, başörtülü kadınlarımıza da özgürlük. Özgürlüğe evet. Ama bunu... Ya ablacığım 100 senedir bu memlekette başörtü serbest değil miydi? Bir dakika serbest. Hayır şunu diyorum. Kapanmış. Ya hayır. CHP başkanı. Ya hayır sorun o değil kardeşim. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi bak duyumlar alıyor, söyleniyor. Bir dakika kardeşim, seçime yakın. Seçme ama bir saniye bak, müsaade edin bitireyim. Seçime yakın bunu kullanacaklar. Bakın doğru söylüyor. Başörtünün veya kılık kıyafete karışmalarına hiç kimsenin hakkı yok. Bir kere her şeyden önce İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Onu da uygulasınlar kadın için bu kadar samimilerse. Neden bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı? İstanbul, bu ülkede her gün kadın cinayetleri, kadın katliamları oluyor. O yüzden tabii ki hiçbir şeyi hiçbir şekilde kullanmadan, yani kapalılığı da siyasallaştırmadan iktidarlar, hiçbir şekilde ülkeyi siyasallaştırmadan, dayatmadan kimsenin özgürlüğüne karışamazlar. Bıraksınlar ya, herkes istediği gibi, istediği şekilde giyinsin. Eğer empoze edeceklerse bu topluma, kendileri örnek olacak başta, hırsızlıklara, yolsuzluklara son verecekler, topluma ahlakı empoze edecekler, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Benim annem çalışıyor. Niye? Beni okutmak için. Güzel. Benim abim de çalışıyor. Niye? Beni okutmak için. Ben annem ve abimle yaşıyorum. Bu ikisi beni okutmak için çalışıyor. Bu benim annem gidiyor, çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Kadın güneşi göremiyor. Bunlar beni okutmak için çalışıyor. Bunlar beni okutmak için niye bu kadar fazla çalışmak zorunda? Bu okutmak niye bu kadar basit bir şey değil? Tamam mı? Birini okutmak niye bu kadar basit bir şey değil? Çalışıyorsun, teşekkür etmen lazım. Onu bulamayanlar da var. Abi. Niye bulamıyorlar? O da bir azim işi, cesaret ben işi. Her gün minibüste gidip. O da azim işi.
Yani 3,5 lira. İşi beğenmeyenler var, çalışmayanlar var. Bunu meyde de göreceğiz. Biz bir video izledik. Aynı sokak röportajları yapan gençler vardı. Onların videosunda bir bayan İsveç'ten geldiğini söyledi. Kimliğini de gösteriyor. Doğru doğru. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki biz Erdoğan'ı sevdiğimizden oy vermiyoruz. Diyor ki biz aslında euroyu, doları yükselttiği için oy veriyoruz. Bu bizim işimize ya, geliyor diyor. Tabii ki onu düşünenler de vardır. Maddi durumundan ona bir şey diyemez ki. Yine de oyumu ona vereceğim ama sevdiğimden değil. Benim param değerlendiği için diyor. Ama siz fark ettiyseniz bizim kendi paramız değersizleşiyor. Türk parası için zaten sıkıntı yok ki. Türk parasında sıkıntı yok mu abi? Şu anda enflasyon her şey alt üst olmuş durumda ya. Abi bak, sen söyledin mi? Yaşlar ölüp gidecek. Tamam biz de çukura çekiyorsunuz giderken. Temiz olacak. Sen daha gibi bir şey yaşamadın ki. Sen abi, şu anda en güzel yaşamın zamanında. Bir kere daha malum parti gelirse başa işte o zaman yani ne çok diyorum, kötü olacak. Oyun cebinde kimliğin cebinde dene. Abi dene, işte sen dene, mesela. Savunma diyen yok. Geleceğin benim, yok dene, senin daha. Dene. Sen yaşamışsın. Benim geleceğim var. Giderken beni de yanında götüreceksin orayla beraber. Sen ama ya 20 senedir ben mi götürüyorum? 20 senedir. Abi hayır ben onu demiyorum. Sen diyorum hani bu yaşına kadar yaşamışsın daha gençliğin kalmış, güzel yaşamışsın. Ben gencim daha. Şu anki durum belli. Abi anlatabiliyor muyum? Bravo! Bravo! Onu helal olsun lan. Bende de aynısı var. Telefon kırılsa alamıyorum. Eski görsen ben yeder görsen. O yeder görsen. Sen bendeki şeyleri bitiremeyiz burada. Bak, bak, bak kulaklığın var. Bak orada. Bak. Gördün mü? Bak kendi kendine alıyor. Ağzında düştü. Ağzına tuzağa düştü işte. Bunu her adam takamıyor. Abi kulaklık telefona bağlanıyor abi. Hayır ben partiden de geçemiyorum. Tamam ben sana bir şey söylemek istiyorum ve buradan bütün AK Partililere seslenmek istiyorum. Ya da Tayyipçilere. Partici değiller de artık isimlerini değiştirdiler. Tayyipçi oldular. Şimdi hepimiz bir şekilde sabah uyandığımızda aynı sabaha uyanmasak bile aynı şeylere üzülüyoruz. Belki aynı şarkıları dinledik yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'la olmak üzere. Yemin ediyorum kendimi bazen böyle başkalarının yerine koymaktan artık hüznüm yani arşa alaya ulaşmış durumda. Bu kadar aynı sevinci, bu kadar aynı gökyüzünü, bu kadar birbirimizi sevebilecek çareler bulmamız gerekirken neden sürekli birbirimizde sorun bulmaya çalıştığımızı gerçekten anlamıyorum. Bir tane hayatımız var. Şuradan çıkıp gittiğimizde ölecek miyiz, kalacak mıyız hiç kimse bilmiyor, tamam mı? Bak sana bir şey söyleyeyim abi, bu ülkenin övünebildiği tek bir şey kalmıştı, o da dört mevsimiydi. Yemin ediyorum ülkenin yazını kışa çevirdiler. Hep herkes böyle saçları ak bir şekilde dolaşıyor. Hepimizin bak yemin ediyorum yakından da çekebilirsiniz, saçımda beyaz var. Arkadaşlarıma her seferinde diyorum ki umarım Danimarka'da iyi işler başarıp iyi bir şirketleşme yaparım da hepinizi buraya CEO olarak atarım. Gelirsiniz benimle burada yaşarsınız. Ben dünyanın en mutlu ikinci ülkesinden geliyorum. Geçen sene birinci ülkesiydi Danimarka. Burada da pasaportum var. Göstereyim yani. Gerek yok. İnanmayanlar olabilir. Ve en mutlu ülkesi, ikinci ülkesi ve bu ülke nasıl bir yer biliyor musunuz? Bir ay sadece yaz görüyor. Daha sonrasında hep yağış. Şu an orası buz gibi yağış, millet montları giymiş durumda. Evet bir kriz var. Bunu kabul etmek zorundayız. Ama bu krizi illa sürekli her yere bağlıyorsunuz da niye? Yani mesela şimdi ayakkabın açıldı. Düştüğün zaman gidip de başkası bana taş attı diye mi yaparsın yoksa bağcığını bağlamadığına mı kızarsın? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şey daha söyleyeceğim. Şu siyaset her konuşmayın diyorlar bana. Sinirlerim geriliyor. Bak dünyada en önemli kişileri size sayıyorum. Bir anne babamız çok önemlidir. Çünkü hayata bakış açımızı ilk onlardan öğreniriz. Sınıfımızı belirlerler. Görüşlerimizi belirlerler. Onlardan takımları alırız. Siyasi bilgileri alırız. Dini bilgileri alırız. Daha sonrasında gelen en önemli insansa siyasetçidir. Neden siyasetçidir biliyor musun? Bugün sağlıklı yemek yiyip yemeyeceğini belirler. Hangi donu giyeceğini belirler. Yani bizim dilimizle konuşuyorum. Yarın saçını boyayabilecek misin? Kadın olarak ne hakkın var? Bu kimliğin elindeki Türkiye kimliği veyahut da ne kimliğe sahipsen. Senin o pasaportun ne kadar güçlü olup olmadığını belirler. Paranı belirler. En önemli kişiler siyasetçilerdir. Anne babamızı seçemiyoruz. Bize hayatımızı bu kadar etkileyenler ama siyasetçileri seçebiliriz arkadaşlar. Abiler, ablalar lütfen rica ediyorum. Özgürlüklerinizin kısıtlanmasına izin vermeyin ya. Benim zaten özgürlüğümün sonuna kadar yaşayacağım. Yani illa herkesi özgür deyince çıplak gezmek gibi algılıyorsunuz. Ya da cinsellik, hepimiz yataklara doluşacağız. Hepimiz birbirimizle bir şey yaşayacağız sanıyorsunuz. Özgürlük böyle bir şey değil. Özgürlük şu an benim bunu konuşabiliyorum ama benim rahatım ne biliyor musun? Ben istersen bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına çıkar giderim. Ama çıkmak istemiyorum. Çünkü ben biliyorum ki İstanbul, Türkiye gerçekten dünyanın en önemli ülkesi. Ne olur kıymetini bilelim ve bunu geliştirelim. Bunun için yapılması gerekenler belli. Çalmayacağız, çırpmayacağız. Hepimiz dolandırıcıyız. Bir tane kişi bile bana yalan söylemeyebilir. Elhamdülillah Müslümansın. Bana bir kişi bile
diyemez ki yalan hiç söylemedim. Yok şunu yapmadım, yok hepimiz yaptık. Hepimiz hatalar yaptık ama hatalardan dönmenin neresinden dönerse kârsın. Olmaz ki. Bu kadar insan savuculuğu, anneni babanı bu kadar savunmazsın abi. Değil mi diyecek yani? Orada yalan mı söyleyecek yani? Orada ya bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani bak ben kimseyi aşağılamak için konuşmuyorum. Ben 3 ay kapalı kaldım. Kur'an-ı Kerim'i de okudum. Kendi tercihimle yaptım. Çünkü dedim ki bu ülkede kimse okumuyor. Bari birisi bana gelip sorduğunda ben onu anlatayım dedim. Tamam mı? Kendi isteğimle yaptım. Kendim ateistim. Ve hiçbir şey umurumda değil. Dedin ya Müslüman inkar etmez. Kim inkar ediyor ya? Gidenler var dedin. Neyi? Gidenler var dedin. He, tabii canım. Bir şey söyleyebilir miyim? Zaten İslam'ın 5 tane şartı var. Ama ben insan güzel diyorum. Kelime yanlışları doğru duyayım. Sen de benim gibi doğru yanlışım varsa. Bak bir yerde takılıyorsun. Mesela özgürlüğünde serbest. Kimse bir şey diyemez. Sen niye böyle giydin, niye böyle gezdin diyebilir mi? Hakkı yok. Hayır diyemez. Müslümanınsa böyle bir şey. İslam Müslüman olsun, İslam başka bir şey olsun. O senin dinine kalmış bir şeydir. Ha, orada bir sıkıntı yok. Mültecilerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Herhangi bir mülteciyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Dünyadaki hiç kimseyi bu şekilde dışlayamayız. Yani hiç kimse bir şey uğruna ölmek zorunda değil. Ben bugün burada savaş olsa ben savaşmam. Neden biliyor musun? Bana bir tane hayat verilmiş. Yukarıdaki manyaklar çatışacak. Sonra ben elime silah alacağım. Benim çocuğum, benim annem, benim babam ölecek. Benim kardeşim ölecek. Niye ölelim arkadaşlar? Yaşamak varken neden ölelim ya? Biri de şunu demiyor ya. Güzel hayat yaşayın demiyor. Bir gün gülümseyin demiyor ya. O kadar aynı şarkıları dinliyoruz. Ben hiç arabesk dinlemezdim. Yemin ediyorum ki. Böyle dinliyorum ki başkasının dilini de anlayayım. Bağcılar'daki bir çocuğun dilini anlayayım. Gazi Osman Paşa'dan birini anlayayım. İşte oradaki hep hayatlara özeniyoruz. Özenilecek hayatlar yaşayacağınıza kendi hayatınızı özenilecek bir hale getirmeniz gerekiyor. En önemli şey bu. Okumak da artık bir çare değil. Okumak, yani şöyle söyleyeyim, artık okumanın bir manası kalmadı. Çünkü memur zihniyeti kalmadı. Artık herkes businesswoman, businessman. Yani bunları yapmak istiyorsunuz, o zaman bir adım atmanız gerekiyor. Her sabah gülerek uyanamıyoruz ama hiçbir zaman yatağa ağlamak zorunda, yani ağlayarak girmek zorunda da değiliz, tamam mı? Bu ekonomiyi de, bu gençliği de, bu halkı da düzeltecek olan bizleriz. Ben elimden geleni yapıyorum. Yemin ederim ki yapıyorum. Söz veriyorum ki yapacağımı da bundan sonra. Umuyorum ki bu ülkede bir daha bombalar patlamaz, terör olayları yaşanmaz ki yaşanacak. Çok korkuyorum. Yemin ediyorum Taksim'e gideceğim. Diyorum ki ulan bir bomba patlarsa ne yapacağım ben? Ölmek de istemiyorum ama yaşamayı da güzel hale getirmiyorlar bizim için yani. Bıktık. Bıktık. 25 yaşındayım. 55 yaşında gibi hissediyorum. Bu ülkenin derdi gerçekten bilmiyorum. Umuyorum herkes için çok güzel bir hayat olur. Umuyorum doğru kararları verebilecek zihniyete sahipsinizdir. Tek ricam bu. Ne olur adam seviciliği bırakın, kendinizi sevin. Kendinizi severseniz kendi değerinizi bilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hayır, ne almadın? Abla bastı geçti. Son ben diyeceklerim dedi. Başka gençlerle konuş. Teşekkür ediyorum abi.